yazık olur. Hayata küsüverirsin, hüzünler seni bulur. Bir şeyler yapabilirsem güzel gözlerin için. Başından geçeni anlat, masaldır benim için. Hele bir gel, uzaklar sana gelirsen. Hele bir gel, bütün dertler bitiverir, hep seni bulur. Uzun zor sıkıcı günler yazık olur. Hadi gel kurtar bizi. Sandviç hazırlarken düştüm. Nasıl yani? Nasıl geldin peki buraya? Sürünerek geldim. Ya onu demiyorum. Niye tekerlekli sandalyenle gelmedin sen? Aküsü bitti. Onun aküsü bitti. Ne oluyor Allah aşkına? Seyfi kim? Niye geldi buraya? Bizim bir arkadaşımız. Liseden. Nazif bizim paraları Kamil Paşa Yardımlaşma Derneği diye bir yere bağışlıyormuş. Metin abi. Koşun çabuk koşun. Aslı sen de mi görmedin? Dükkanın orada kornaya bastı. Ben bir şey görmedim. Nasıl görmedin ya? Siz de mi görmediniz? Oyun bunların hepsi oyun. Dernek falan paravan. Millete ne kadar yardımsever olduğunu kanıtlayacak. Çarşambaya ödemeyi yaptı yaptı. Eli boş gelirse basacağım gırtlağına. Alacağım oteli elinden. Nasıl yani? Eğer cuma kesin diyorsan. Diyorum. Yani tabii ki merak etmeyin. Yalnız gecikme faizi işler ona göre. Yüzme biliyor musun? Evet. Seviyorum. Ben de seni seviyorum. Gel buraya. Hadi git. Tamam sen kapat ben giderim. Ya kim sizden yardım istedi ki çocuklar ya? Boğmayın beni, karışmayın bana ya. Hemen gidin şimdi. Hemen gidin, bir daha da gelmeyin buraya. Çıkın. Ben evliyim. Bu parayı Kemal Paşa Yardımlaşma Derneği yetkilisi Hasan Bey'e vermekten şeref duyarım. Bu güven değil mi? Derneğim adına Nazif Bey'e sonsuz teşekkürleri bir borç bilirim. Çok teşekkürler. Bırak şimdi onu. Aldın değil mi paraları? Sen nasıl yürüyorsun? Evet arkadaşlar. Yürüyebiliyordum. Ama size söylemedim. Bir soru neden söylemedim? Soru, soru, soru. Tamam be. Soruyorum. Neden söylemedin? Gel lan buraya. Bir şey yapmayacağız. Gel. Geç söyle. Ah, ayıp oluyor ama ya. Ne ediyorsunuz öyle suçlu gibi arkadaşlar? Konuşma lan. Niye yaptın bunu ha? Niye yalan söyledin bize? Paraları alıp kaçacaktın değil mi? Tüh be. Ya hiç tanımamışsınız beni. Ey Allah'ım sen bana sabır ver. Derdin ne kardeşim senin? Ben biliyorum onun derdini. Ben biliyorum. Gerçekten mi? Gerçekten. Ekmek elden, su gölden geçiniyordun değil mi? Hafize anacığım dolma yapsana. Kamil babacığım üşüdüm hırkamı getir. Öğrenseydik kapının önüne koyacaktı tabii. Hepimizi kandırdın ya. Helal olsun sana. Evet itiraf ediyorum. Sizi kandırdım.
Ama bir sorun, neden yaptın? Bir sorun ya. Bu sefer niye bizi kandırdın Güven? Sizin için. Bizim için mi? Sizi kaybetmemek için. Çık lütfen. Eman ne olur yapma. Ben senin için oğlumla kavga ettim. Sırf seni savunmak için. Beni sevdiğine inandığım için. Ya Leman, ben seni gerçekten çok seviyorum. Konuşma. Çık lütfen, daha fazla konuşmak istemiyorum seninle. Ya tamam, haklısın. Evli olduğumu söylemem gerekiyordu sana. Hala gerekirdi diyorsun Erkan. Niye yalan söylüyorsun bana? Ben sana Murat'tan niye boşandığımı anlatmadım mı? Çok özür dilerim. Ya aslında söyleyecektim de sırf seni üzmemek için. Zaten boşanıyoruz. Seninle tanıştığımda birlikte değildik. Ayrı yaşıyorduk. Hala ayrıyız. Konuşma. Konuştukça batıyorsun. Sus. Leman, bak ben davayı açtım zaten. Neslinde kabul... Sus. Hiçbir şey bilmek istemiyorum. Karının adını da bilmek istemiyorum. Çocuğunu da bilmek istemiyorum. Hiçbir şey bilmek istemiyorum. Çık hayatımdan. Defol git. Yalnız bırak beni. Oğlum sen ne saçmalıyorsun ya? Saçmalamıyorum. Sevdim sizi bir kere. Ne yapayım? E'si? Yani siz beni hastanede yalnız bırakmadınız. Başımda durdunuz. Bir dediğimi iki etmediniz. Bana akülü araba aldınız. Basıyorum vazziz diye gidiyor. Ha, o sandalyeyi de geri getiriyorsun. İhtiyacı olan birine veriyorum. Sonra da seni... Kovuyorsun işte, gördün mü? Beni göndermeyin diye yaptım ne yaptıysam. Acırsınız da belki kovmazsınız diye. Eh be kardeşim, ne gerek vardı bunca oyuna? Yani sen Aslı'yı kurtardığında bizim için tamamdı zaten. Benden bile geçen not almıştın yani. Hadi ya, tüh be, bilseydim. Lan! Atakan sen de kusura bakma kardeşim, bir ton taşıttık sana kendimizi. Sen sakat kalınca ben de seni taşırım. Aa, ağzından yer alsın manyak! Bu mu yani, bu mudur? Güven, inanamıyorum sana. O kadar çok vicdan azabı çektim ki, benim yüzümden yürüyemiyorsun diye. En son seni havuza attığımda o kadar çok kızmıştım ki kendime. Ama yok, baştan beri haklıymışım şüphelenmekte. Bir de işin iyi tarafından bak. Benim için endişelenmene gerek yok. Ayaklarım iyileşti. Hem paramızı da aldık. Alayım canım ben onu. Ya ben kendi payımı alayım mı? İyi, al hadi. Deniz, ben de geleyim mi? Gerek yok. Ben borcumu ödeyip geleceğim hemen. Siz eve geçin, orada buluşuruz, tamam mı? Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Bu da mı geliyor bize? Herhalde yani. Gelmeyecek miyim? Arkadaşlar ne yap? Ya beklesenize beni. Bekleyin. Seni üzmek istemedim Leman. Ya sırf bunları yaşamayalım diye sustum. Biliyorum, yanlış yaptım. Ama böyle olacağını da düşünemedim. Boşandıktan sonra söyleyecektim sana. Bitti mi? Böyle yapıyorsun. Niye sürekli sabrımızı deniyorsun? Bizi kandırmasan, yalan söylemesen, üzmesen olmuyor. Ben buyum. Üzerime yapışmış bir kere. Dolandırıcıyım. Hayır. Yani başka türlü bir hayatın olsaydı sen böyle olmazdın. Sen aslında iyi bir insansın. Evet öyleyim. Bak bunu bir inanarak söylemiyorsun. Beni dinle. Sen iyi bir insansın.
neye varmaya çalıştığını bir anlasam o kadar mutlu olacağım ki şu hayatta. Diyorum ki sen iyi bir insansın. Neden gidip dolandırıcılık yapıyorsun? Sen niye doktorluk yapıyorsun? Ben daha doktor değilim. Bu seneyi bitirdikten sonra. Senin için her şey kurallar ve yönetmeliklerden ibaret. Ben sokaktaki adamım. Beyaz önlüklü birisini gördün mü? İntörmüş hocam, hiç benim için fark etmez. Hepsi doktordur. Ne anlatmaya çalışıyorsun? Sen doktorsun değil mi? Ben dolandırıcıyım, bu kadar. Ama ben doktor olduğum için sokakta böyle insanlar tarafından kovalanmıyorum. Evet, kovalanmıyorsun. Direkt hastaneye gelip vurmaya kalkışıyorlar. Bunun konumuzla bir alakası yok. Al işte ya. İşine gelmeyince konumuzla bir alakası yok. Bilakis var. Hayat kurallardan ve koşullardan ibaret değildir Aslı Zeybek. Dolandırıcılar dayak yer, doktorlar yemez. Güven aslında kötü bir insan değil, iyi bir insan. Bazen kötüyüm, bazen iyiyim. İnsanım ben. Tamam. İnsan temelde iyidir ve onu koşullar kötülüğe sürükler değil mi? Sonuçta sen de iyi bir insansın. Hala koşullar diyor ya. Bak, ben ilk yalanımı 7 yaşındayken söyledim. Hem de hiç gerek yokken, açıkta değildim. Baktım işe yarıyor, sonuna kadar da devam ettim. Yatsı batsı, mum hikayesi, hepsi yalan. Bazen iyiyim, bazen kötüyüm. İnsanım ben. Sonuçta iyisin. Değilim. İyisin. Değilim ya. İyisin. Hay ben senin inadına tüküreyim be. Ben senin inadına... Çarp. Ne yapayım? Kibarsın, küfür edemiyorsun değil mi? Senden mi korkacağım be? Tüküreyim. Oldum, inadına tüküreyim. Kime baktın arkadaşım? Ya ben Seyfi Bey'e bakmıştım. Deniz derseniz hatırlar. Bir dakika bekle, haber vereyim. İyisin. Değilim. İyisin. Ya değilim. Ne oluyor? Hep aşıp duruyorsunuz be. Arkadaşın iyi bir insan olduğumu söylüyor, ben olmadığımı anlatmaya çalışıyorum ona. Valla iyi misin değil misin pek bir fikrim yok ama salak olduğun kesin. Aa, hakaret kabul ederim. Bunu nereden çıktı o? Nazif seni dolandırmadı. Dolandırıcı adam dolandırılır mı hiç be? Niye? Kötülere aşık olamaz mı? Körler düz yolda yürüyemez mi? Terzi kendi söküğünü dikemez mi? Toklar aç yatamaz mı? Ben bu hayattan kurtulmaya çalışıyorum. Benim de bir vicdanım var. Etimi kesseniz acımaz mı? Gıdıklasanız gülmez mi? Zehirleseniz ölmez miyim? Ben çok mu bayılıyorum zannediyorsunuz? Her gün suçsuz günahsız insanları kandırmaya çok mu güzel? O günahsız insanlar dediğim biziz, farkındasın değil mi? Ya siz de biraz fazla safsınız ya. Bana güvenilir mi hiç? Bir güvenin şu güvene ya. Ona ne oldu? Ayrı. Ayrı. Yok, bu böyle olmayacak. Biz boşuna konuşuyoruz ya. Ha, gerçekten. Bunu kovalım gitsin. Ben biraz düşündüm de aslında doğru söylüyorsun. Ben iyi bir insanım. Ve bunu gösterecek bir fırsatın olmadı. Aynen öyle, tesis yok. Olsa oho ben... Aslı, kovmayacaksınız değil mi beni? Kalacağım. Gel bakalım. Deniz gel. Aç mısın? Bir şeyler söylesin çocuklar. Yok sağ olun. Ben parayı getirmiştim. Geç otur. Hiç gerek yok. Hemen verip gideceğim. İyi hadi bakalım. Ben sizden 50.000 almıştım. 55.000 verecektim. Son gecikmeyle de 60.000. Hepsi burada. Buyurun. Geçiyorsun lan. Nasıl yani? Sahte olan bunların hepsi. Aslında seni anlamasını bekliyorsun ya.
Boşuna zorlama. Niye ki? Sen kendin söyledin. Onun kuralları ve yönetmelikleri vardır. Sadece okulda değil, hayatta. Onlarla yaşıyor. Oğuz'u hatırla mesela. Niye hatırlayacağım ya? Aslı'ya yakışmadım ona. Ha evet, ama niye onunla beraberdi sence? Vallahi hiç düşünmedim. Çünkü kimseye bağlanmak istemiyordu. Kimse de ona bağlansın istemiyordu. Ne yaptı? Gitti evli biriyle beraber oldu. Sonra ne oldu? Adam karısından boşanıp Aslı'yla evlenmeye çalıştı. Yani mantık falan çöktü anlayacağım. Ben işte onu anlatmaya çalışıyorum. Dedik ya, anlatamazsın. Ama sen beni anlıyorsun değil mi? Anlıyorum, evet. Ama bu seni kabul ettiğim anlamına gelmez. Tehlikeli bir tipsin sen. Tamam canım, bir şey demedik. O anlattığın siyah beyaz hikayesini de duydum. Haklısın. Hayat her zaman siyah beyaz değil. Ama onların anlaması için biraz daha büyümeleri gerekiyor işte. Ne alakası var ya? Aynı yaşta değil misiniz siz? Evet de ben biraz fazla yaşadım sayılır onlardan. Annem sağ olsun eğitti de beni. Ya hakikaten hep soracağım da çekiniyorum. Anneanne var, dede var, anne baba hiç bahsetmedin. Sen de seninkilerden hiç bahsetmedin. Annem öldü. Babam da nerede bilmiyorum açıkçası. Nasıl bilmiyorsun? Almanya'ya gitti çalışmaya, sonra dönmedi. Benim annem de Almanya'da. Hadi be. Birbirini bulmuşlar, evlenmişler değil mi? Biz de üvey kardeşmişiz sen. Tamam canım, kötü bir şaka bu. Ne anlatıyordun? Dokuz yaşındaydım, hiç unutmuyorum. Okuldan eve döndüm, evde yok. Doğum günüydü, sürpriz yapmak, sevindirmek istemiştim. Mutfağın altının üstüne getirdim, hazır krema, kekler falan. Tabii yemek yapmasını bilmiyorum, bize yemek yapılmıyor o zamanlar. O kadar çok fast food yiyip nasıl hala şişmanlamadım bilmiyorum. Yani çok da zayıf olsun. Efendim? Annem diyordum. Sana da hiç şaka yapılmıyor ya. Kimi söğüş diyorsun lan sen? Elindeki sahte parayla. Konuşsana lan! Nereden buldun bunları? Bilmiyorum, sahte olduğundan haberim yoktu. Lan oğlum, lan bana bak. Sen kimle geçiyorsun ha? Sen gelirken biz dönüyorduk. Ulan ben, beni kerizleyen adama ne yaparım ha? Söyle ne yaparım? Dedim ya, haberim yoktu. Hiç böyle bir şey aklıma gelmemişti. Söyle lan. Söyle ne yapayım seni şimdi ha? Söyle ne yapayım? Tamam. Bana bir iki gün daha verin, halledeceğim. Hala bir iki gün diyor. Geçen gün de aynı şeyi söyledi. Aha mal ortada. Vallahi getireceğim. Zaten bir yere kaçamam. Yerim yurdum belli. Faizini de koyacağım üstüne. Oğlum sen canına mı susadın? İki gün daha ver. Üç gün daha ver. Amma hizmeti mi yapıyoruz lan biz burada? Ben öyle demek istemedim ki. Kes! Önce Metin araya girdi. Sonra otel motel diye idare ettim. Ama artık buraya kadar. İmzala şunu. Gece iki falandı. Kapının tıkırdadığını duydum. Tabii alışkınım yani. Garibime gitmiyor o saatte gelmesi. Geçtim pastanın başına, mumları falan yaptım, bekliyorum. Kapı zar zor açıldı. İçeri girdiğinde sarhoştu. Zar zor içeri aldı. Ben onu mutlu etmek istedim. Pasta hazırladım, uyumadım ama eve sarhoş geldi. Benle kutlamak aklından bile geçmemiş. Ne yaptın biliyor musun? Yatağına kadar gitmesine yardım ettin, sonra da pastayı çöpe attın. Nerede anladın ya? Sen beni karamürsel sepet sanıyorsun ama değil ya. Ne demek istediğimi anladın mı? Hem beni çok sevmek, hem de ondan nefret etmek. Çok uzun zamandır biliyorum ben bunu. Ama Aslı öğrenemedi. Belki senle öğrenir. Ne demek şimdi bu? Sen de beni karamürsel sepeti sandın galiba.
Seyfi Bey, böyle bir şeye gerek yok gerçekten. Neyse lan! Benim canımı sıkma. İmzala şunu. Ya ama boş bu. Tamam, bir yazın bir şeyler, ben imzalayayım. Pazarlık yapacak halin mi var ulan? Tek parça oğluna dua et. At şu imzayı. At şu imzayı! Ver şunu bana. Annen arıyor. İstersen ben açayım. Anlatayım ona durumu ha. Ne dersin? Tamam. Gerek yok. İmzalayacağım. Vallahi tam zamanında mavi gözler. Aa, acıdı be. Çek elini. Şimdi öncelikle sorma cevap ver. Daha sormadın ki. Sen bizimle kalmak istiyor musun? İstiyorum evet. O zaman benim şartım var. Neymiş o? Sen şimdi iyi bir insansın ya yani. Evet, üzerinize afiyet, öyleyim. Hani şimdi bunu gösterecek fırsatın yok, arıyorsun ya. Evet, biraz öyle. Yenim dar, o da olmazsa yerim dar. Ne? Boş ver, neyse evet. Ben sana bu fırsatı yaratacağım. Hatta ben değil, Atakan yaratacak. Nasıl yani? Alın Güven Atakan'ın yanına çalışsın. Aa, süper fikir. Sonra bu onu da yolsun, öyle mi? Ne diyorsun Güven? Olmaz. Tamam. Ara o zaman Biricik'i. Tamam. Çalın, çırpın, eski hayatınıza geri dönersiniz. Tamam, tamam. Ne kadar maaş veriyorsunuz? Ha, bir de para mı istiyorsun yüzsüz yüzsüz? Evet, sen İngilizce ders verirken para almıyor musun? Hayır ama ben... Atakan sıradan bir işçiye ne verecekse onu da sana verecektir. Sıradan bir işçi mi? Teessüf ederim. 2000 lira maaş istiyorum, artı yemek, artı yol. Sigorta da yapsınlar mı sana? Yok, sigorta istemiyorum. Kayıt kuyut sevmiyorum. Sonra başına bela oluyor. Direkt bana elden ver istiyor parayı. İnanmıyorum ya. Utanmasan burada kalayım diyeceksin ha. Onu dememe gerek yok. Zaten burada kalıyorum. Ey Allah'ım yarabbim ya. Tamam, bırakın pazarlığı. Deniz gelsin. Birlikte Atakanların yanına gidelim, orada konuşuruz, tamam? Ya hakikaten başına bir şey gelmiş olmasın? Kesin paralar alıp kaçmıştır o ha. Tamam, ne zaman başlıyoruz? Hemen. Ne işin var senin burada? Aradım, mutfak niye boş? Niye işinin başında değilsin? Şey ben... Hemen işinin başına geç. Hemen. Çok özür dilerim Leman Hanım. Halil. Buyurun. Deniz nerede biliyor musun? Ya, bir işim var demişti. Çok uzun sürmez herhalde. Birazdan gelir. Kusura bakma olur mu? Biraz sinirliyim de bugün. Rica ederim. Ustacığım, girişi komple değiştiriyoruz, tamam mı? Tamam, lambri mi yapacağız? Yok yok, sadece giriş ahşap olacak. Arkayı paravan yapacağız, mutfak görünmeyecek. Ben ölçü alayım, fiyatı sonra çıkarıp vereceğim sana. Tamam ustacığım. Kolay gelsin. Ne haber Atakan? İyidir, ne olsun, uğraşıyorum işte. İşin de çok tabii. Sorma. Hah, süper işte, biz de tam bunun için geldik sana. Yardım mı edeceksiniz bana? Yok, biz etmeyeceğiz ama sana harika bir yardımcı bulduk. Hadi ya, nereden buldunuz? Sizin evden. Emir Bey, görüşlerinize hazırım komutanım. Efendim. Hah, canım neredesin? Yoldayım, 2 dakikaya geliyorum. Ben de o yüzden aradım ya, biz pastanedeyiz. Tamam, anladım. Birazdan görüşürüz. Tamam, hadi bay. Nazif abi, hoş geldin. Ne oldu? Hallettin mi? Bizden kaçar mı? Buyur abi. Vallahi bana fark etmez. Sonuçta birine vereceğim o parayı. Tamam işte, hayırlı olsun. İyi de Güven nasıl yardım edecek ki bana? Ya ben direkt kasaya geçeyim işte. Ha, tam istediğin gibi değil mi? Yemezler canım. Önce birlikte burayı kuracağız. Boya, badana filan. Ustalara yardım edeceğiz, taşıyacağız.
Memnun kalırsam açtığımızda komi yaparım seni. Komik olma Atakan ya. Duyuyorsun değil mi? Aman var ya, sizde de hemen ihbar, hemen şikayet. Tamam tamam, emrindeyim Atakan Paşa. Ha, şöyle yola gel. Aşkım ne diyeceğim? Bu akşam kutlama falan mı yapsak? Paramızı kurtardık, pastanemizi açtık ha? Olur, burada mı yapalım? Ay yok ya, bara falan gidelim. İçeriz, eğleniriz. Sen de gelirsin. Onun kesin dersi vardır. Yok. Aa, o zaman beraber mi eğleneceğiz? Seni çağıran olmadı canım. Ha, Deniz'ciğim, akşam kutlama yapıyoruz. Evet, ben bile geliyorum, düşün. Aşkım, ne olsun, sana iyi misin? Paralar sahteymiş. Ne? Buyur abicim. Mal budur. Güvenilir adammışsın Seyfi. Merak etme, senin de payını unutmadım. Lafı bile olmaz Nazif abi. Ha, Seyfi. Hani senin bir hatun vardı. Şarkıcı. Ha, Sevtap. Ne zaman istersen abicim. İyi. Ben bu akşam uygunum. Teknede olacağım. Hemen aratıyorum abi. Hadi bakalım. Eyvallah. Sahte bu. Bunların hepsi sahte. Söyledi ya zaten. Ya adam kendi eliyle teslim et. Ulan Nazif, sen ne sahtekarsın be. Nasıl yani? Ya adam para bağışlamak için sahte dernek kuruyor. Oraya da sahte para bağışlıyor be. Meslekten biri olarak saygı duymamak elde değil ama helal olsun ya. Git bir de elini öp istersen. Öpeceğim. Çok güzel öpeceğim de onu bir işini netleştirmem lazım. Gülcan, müsait misin? Ne oldu söyle. Ne olacak, paralar sahte çıktı, haberin var mı senin? Hayır yoktu, ben de yeni duydum. Tam sana haber verecektim ama sen aradın. Onun bizden haberi var mı? Hayır yok. Zaten o da anlamadı ne olduğunu. Paralar sahte olduğu için takılmadı peşinize. Anladım. Güven. Çok özür dilerim. Sana yardım edemedim. Ya, tamam canım, senin yapabileceğin bir şey yok zaten. Yapacağını yaptın da. Bundan sonra herhangi bir gelişmede direkt haber veriyoruz. İrtibattayız, tamam mı Gülcan'cığım? Lütfen. Hadi. Hadi. Acilen bir şey yapmamız lazım. Adam bana zorla borç senet imzalattırdı. Ne? Sen de imzaladın mı? İki gün nasıl uzattım sanıyorsun? Ne bileyim ben ya. Neyse. Yapacak tek bir şey var. Gideceğiz Nazife. Zorla alacağız paramızı. Oğuz'u işletirken kullandığın kuru sıkı tabancalar duruyor mu? Duruyor bond çantada. Olmaz öyle şey. Saçmalama. Sen karışma. Benim öyle ya da böyle bu meseleyi halletmem lazım. Deniz yeter artık ya. Nereye gidiyorsun sen? Kimden zorla paranı alıyorsun? Başka çarem mi var? Evet var. Git konuş annenle artık. Bitir şu işi. Ya saçma sapan konuşma. Eğer annem duyarsa... Annem duyarsa ne olacak annem duyarsa? Öldürecek mi kadın seni? Hayır ama bir düşün. Eğer ben bu parayı ödeyemezsem başımıza neler gelecek bir düşün. Asıl sen bir düşün. Bir dakika dur ve az önce ne söylediğini bir düşün. Sen delirdin mi, tabancalardan bahsediyorsun, haline bak. Ben kimseyi yanımda zorla tutmuyorum, tamam mı? İstemeyen çekip gider. Hiçbirinizin yardımına ihtiyacım yok benim. İyi, o zaman ne halin varsa gör. Aslı, gel. Aslı bir dur ya. Ne gerek vardı abicim şimdi buna? Çok kızgını durduramadım. Kızarsa kızsın. Çekemeyeceğim şimdi onun nafrasını tafrasını. Kız senin iyiliğini düşünüyor Deniz, ne var bunda? Ya ben ondan yardım istedim mi? Kendisi gelmedi mi sana yardım edelim mi diye? Uzak dursaydı o zaman. Deniz, Aslı'nın haklı olduğu bir şey var. Bu konu artık seni aşıyor. Metin abiyle mi konuşsak? Bu adam onun patronu değil mi? Hayır olmaz. Metin abinin halini gördünüz zaten. Bir de onu bulaştırmayalım bu işe. Bizim başka bir şey bulmamız lazım. Alo. Metin abi, Seyfi abi seni soruyor. Ne zaman geleceksin?
Kemal hastayım ben ya, sen söylersin tamam mı? Tamam abi, söylerim. Ne oldu? Hastaymış abi, yatıyormuş. Ben biliyordum bu adamın bir arıza çıkaracağını zaten. Neyse. Sevtab'a telefon edin, yarım saate burada olsun. Akşam Nazif'in yanına gidecek. Oyalanmasın orada burada. Tamam. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum ama burada olduğunuzu söylediler. Sizinle konuşmam lazım. Sonra konuşalım olur mu? Şu anda pek müsait değilim de. Ama çok önemli. Fazla uzun sürmez zaten. Hoş geldin. Güven nerede? Yok. E kızım birlikte gelin dedim ya, musakka yaptım onun için. Zıkkım ismi. Öyle deme. Zavallı çocuk. Hani neresi zavallı ya? Domuz gibi o. Kandırmış bizi. Yani en baştan beri yürüyebiliyormuş. Bacaklarımı hissetmiyorum, yürüyemiyorum. Hepsi yalan. Niye şaşırdın? Zaten dolandırıcının tekiydi. Kimmiş dolandırıcı olan? Kim olacak Güven? Buyurun benim. Biz çıkıyoruz biraz. Tamam, ben de size geleyim, hem ne yapacağımızı konuşuruz. Hop hop, nereye gidiyorsun? Daha bir sürü işin var. Hadi düş önüme. Tamam ya, bir şey demedik, Allah Allah. Ne diyorsun kızım sen? Aslında kötü birisi değil. Kızım, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Paramızı pulumuzu çarptı demedin mi şimdi? Evet ama hatasını kabul etti. Yani şimdi toparlamaya çalışıyor. Ben bir konuşayım bakayım şununla. Baba, kötü bir şey yapmayacaksın ama, tamam mı? Ben bilirim yapacağımı. Allah'ın belası. Çeksene sen benim yolumdan. Çekilsene be, çekilsene, çekilsene! Ah Deniz, ah sen bana bunu da yaptın ya. Ben de sana ne diyeyim, çekil, 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 çekil! Kamil nereye? Güven'i bulacağım. Öğrenelim bakalım derdi neymiş. Yahu rahat bırak çocuğu. Ne demek rahat bırak? Aslı'nın söylediklerini duymadın mı? Duydum. Ben biliyordum zaten. Niye söylemedin bana? Söylesem ne diyecekti ki? Kızının hayatını kurtardı o çocuk.
Öyle de. Öylesi yok. Otur bir düşün. Ondan sonra ne konuşacaksan konuş. Ama bu dediklerimi de aklından çıkarma. Aşkım, benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok. Aslında söylediklerine takıldın sen, biliyorum ben. Boş ver ya, unut gitsin. Efendim? Anlamadım, hangi hastane? Aslı mı? Evet, tanıyorum annem. Evet. Anne, iyi misin? Ne oldu? Geçmiş olsun. Mineciğim, bizi biraz yalnız bırakır mısın lütfen? Ha, tabii. Anne, iyi misin? Yalnız mıydın? Konuşsana. Sen beni öldürecek misin? Ben ne yaptım ki? Aptal mısın sen? Hiç mi kafan çalışmıyor? Ne işin olur senin tefeciyle? Ne? İnkar etmeye kalkma, her şeyi biliyorum. Erkan söyledi değil mi? O da mı biliyor? Aferin size, hepinize aferin. Yani Aslı gelip anlatmasa bana hiçbir şeyden haberim olmayacak benim. Evet, Aslı her şeyi anlattı. Zaten sinirim tepemde. Bir de bunu öğrenince seninle konuşmaya geliyordum. Artık nasıl sinirlendiysem kamyonu falan görmedi gözüm. İyi misin? Doktor ne dedi peki? Bırak şimdi doktoru. Ha ben de Ayşe Hanım'ın o kadar parayla ne işi olur diyorum. Hadi bana yalan söyledin. Zavallı kadıncağızı nasıl kandırdın? Nasıl alet ettin bu işe? Oğlum ne oldu sana? Ben seni böyle mi yetiştirdim? İnanamıyorum. Bana bunu yaptın, inanamıyorum ya. Ona kızmaya hiç hakkın yok. Senin yapman gereken şeyi yaptı o. Oğlum ne yaptığının farkında mısın sen? Boş senede imza atmak da ne? Niye bana gelmiyorsun en baştan? Niye anlatmıyorsun? Anneciğim ben halledecektim. Senin üzülmemen için. Hala halledecektim diyor. Deniz çık dışarı. Çık dışarı Deniz, çık dışarı. Deniz ne oldu? Her şeyi anlatmış ya, her şeyi. Kim, Erkan mı? Ne Erkan'ın, Aslı. Ne? Ya, çocukluk arkadaşımı görüyorsun değil mi? Leman teyze nasıl, bir haber var mı? İyi, kolu kırılmış. Kaşında da bir dikiş var. Bu akşam burada kalacak. Beyin sarsıntı ihtimaline karşı. Ne işin var senin burada? Niye geldin? Ne demek niye geldim? Leman teyze... Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Deniz başlama yine lütfen. Deniz. Mine bir saniye. Cevap ver bana. Niye yaptın bunu? Ben sana bana bırak demedim mi? Ben doğru olduğuna inandığım şeyi yaptım. Ne doğrusu ya? Kadın ölüyordu senin yüzünden. Ne diyorsun sen ya? Bunun benimle ne alakası var? Seninle konuştuktan sonra otelden çıkmış. Beni bulmaya geliyormuş. Beni mi suçluyorsun yani şimdi? Evet. Zerre kadar umurumda değil, tamam mı? İstersen bütün suçu benim üstüme at. Herkes neyin nasıl olduğunu gayet iyi biliyor. Herkes senin yanlış yolda olduğunu da görüyor ama kimse konuşmaya cesaret edemiyor. Aslı, beni sakla. Yani keşke söylemeseydin Leman teyze. Ne kadın o sinirle çıkınca. Ha yani benim suçum oldu, öyle mi? Deniz her şeyi saklarken hiçbir sorun yok ama. Ya öyle değil de hani. Deniz bir yolunu bulacaktı zaten.
Ya tamam, gitmeyin bu kadar kızın üstüne. Sen karışma. Evet Güven, sen karışma. Çünkü sen doğruları söylüyorsun. Deniz Bey sevmez doğruları. Duymak istemez. Ona birisi yanlış yaptığını söylediği zaman hemen kafasını kuma gömer. Duymaz. Sadece onun doğruları vardır. Tek yol onun yoludur. Aslı git buradan, kalbini kıracağım şimdi. Hiçbir yere gitmiyorum, tamam? Uyan artık, aç gözlerini ya. Sen bu kadar bencil olmasaydın bunların hiçbiri bizim başımıza gelmeyecekti. Merak etme. Ben senin ne demek istediğini çok iyi anladım aslında. Sen ne diyorsun ya? Efe'yi kurtaramadım diye söylüyorsun bunları. Geçmişin hıncını alıyorsun hala benden. Deniz, sen manyak mısın? Söyle söyle. Yıllardır susuyorsun. Söyle de rahatla. Ben gidiyorum. Bu saçmalığı daha fazla dinlemeyeceğim. Siz de onun yanında kalın, tamam mı? Çünkü Deniz'in her yaptığı doğru. Yanlış yapan benim. Çok güzel. Neden kurtaramadın onu? Senin yüzünden öldü. Demek istemedi, biliyorsun. Ben artık hiçbir şey bilmiyorum. Umurumda da değil. Sinirleri bozuk, ondan yapıyor. Bırak ya. Bir tek onun mu sinirleri bozuk? Hiç anlamıyorum seni. Eskiden olsa bir dakika bile durmazdın. Leman teyzeyle sen gidip konuşurdun. Evet ama... Ne ama? Sürekli alttan alıyorsun. Yaptığı şeyin yanlış olduğunu bile bile susuyorsun. Seni terk edecek diye korkuyorsun değil mi? Ondan konuşmuyorsun. Korkmuyorum. Ben Deniz'i seviyorum Aslı. O kırılmasın istiyorum, o kadar. Birini sevmek başka bir şey, kendine ödün vermek başka. Ne demek istiyorsun sen? Yani kendin gibi davranmıyorsun ki artık. Başka biri olmuşsun sen. Alakası yok. Var. Deniz üstüne geldikçe sen geri çekiliyorsun. Ha benim bildiğim yine... Böyle bir şey olduğunda anında tepkisini ortaya koyardı. Sizinki ilişki değil artık. Deniz'in krallığı. Seni kaybetmekten korkmuyor ki. Yani ne olursa olsun yanında olacağını düşünüyor. Ki sen de böyle düşünmesi için ne lazımsa yapıyorsun. Deniz kötü günler geçiriyor, tamam mı? O yüzden sinirli. Her şey düzelecek ve sen de bunu göreceksin. Utanmadan buraya geliyor ya. Tamam abicim, uzatma artık. Bence de yabancı değil sonuçta, o da arkadaşımız. Bırak Halil ya, böyle arkadaş mı olur? Yok artık, kız bir hata yaptı diye. Annem ölüyordu onun yüzünden. Deniz o kadar da değil, nereden bilsin kız annenin yola çıkacağını? Güven, hiç konuşma, bütün hıncımı senden alırım vallahi. Allah Allah, şimdi de bana sarıyor ya. Niye gitmedin sen? Bile her şeyi bileceksin değil mi? İyi sen sus, tamam mı? Hiç konuşma. Biriktir böyle her şey içinde. Allah
Allah. Vallahi bak yakında bir gün çat diye çatlayacaksın ortadan. Hadi kalk geç oldu, seni eve götüreyim. Yok, ben kendim giderim. Aslında bana sorarsan bu aralar bizimkilerin evine gelmesen daha iyi olur. Niye? Sana çok kızgınlar da ondan. Hadi ya, Hafize Hanım da kızdı mı? Hafize Anan da kızgın, Kamil Baban da kızgın. Hadi ya. Leman Hanım'dan haber var mı? İyiymiş Osman Bey. Sorup durma Allah aşkına, kaç kere söyleyeceğim. Alo? Aa! Hallo! Bitti. Hay Allah, anlayamıyorum. Wen suchen Sie? Bitte? Nein, nein. Sie ist nicht hier. Bitte? Hay Allah ya. Kapat da anlamadım ya. Nur mu? Ya Nur olsa niye Almanca konuşayım Osman Bey? Kadının biri Nur'u soruyor. Ama o kadar hızlı konuşuyor ki anlayamadım. Hay Allah, ne yapacağım ben? Başka bir ihtiyacın var mı? Var. Biraz huzur istiyorum. Anne yapma ama ya. Ne yapayım Deniz ha? Söyle ne yapayım? Tamam, haklısın. Ya ben aslında sana söyleyecektim ama... Benim derdim parayla pulla değil oğlum. Yani kredi çekerim, borç alırım, bir şekilde kapatırım. Benim derdim seninle. Beni ne hale düşürdüğünün farkında mısın? Bir de seni Erkan'a karşı koruyorum. Benim oğlum yapmaz öyle şey diyorum. Ona güvenim tam diyorum. Ben sana da güvenemeyeceksem kime güveneceğim? Leman, otelden aradılar, iyi misin? Çık dışarı. Çık dışarı. İkiniz de çıkın dışarı. Rahat bırakın beni. Ya niye inanmıyorsun? Çalıştın. İstersen suya sor. Başını zebani gibi dikildi zaten. Onu getir, bunu götür. İyi, aferin. Böyle devam et. Ben sana en fazla bir hafta veriyorum. Ya bir hafta az ele geçirmek için pastaneyi. Daha kuracağız, işleteceğiz ondan sonra. Nasıl yani? He şöyle, bir amacım olmadan çalışamıyorum ben. O yüzden bir taktik geliştirdim. Pastaneyi ele geçirmek için fizibilite çalışması yapıyormuş gibi takılıyorum, anladın mı? Sen zaten buradan para alıyorsun bunun karşılığında, yetmiyor mu sana? Yok be güzelim, o benim içki sigara parama bile yetmiyor. Güven saçmalama, sen sigara içmiyorsun ki. Ya lafın geçmedi. Kamil Baba, iyi akşamlar. Fıtıkçı Mehmet Efendi beni iki dakikada ayağa kaldırdı biliyor musunuz? Artık keçeyi mi okudu, bana mı okudu? Ben anlamadım. Aslı. Sen içeri gir. Ne konuştunuz Aslı'yla? Hiç. Öyle denize bakma sen falan dedim. O yüzden mi böyle gerginsin? Hı, kavga falan etmiyor ya. Ah, hoş geldiniz kızlar. Nasılsın Ayşe teyzeciğim? İyiyim yavrum, sağ ol. Hastaneden mi? Hı, Leman teyzeyi gördük. Kolunu alçıya almışlar. Kaşında birkaç tane dikiş var, o kadar yani. Bu gece tuttular da yarına bırakırlar bence. Aa, iyi. Geçmiş olsun. Benim bu akşam bir kadın aradı. Almanya'dan. Kimmiş? Vallahi bilmiyorum, Nur falan dedi ama anlayamadım, çok hızlı konuşuyordu. Ben numarasını aldım, sen bir arar mısın ya? İyi tamam tamam, yarın ararım ben. Niye geri geldin sen? Deniz, ben her şeyi anlattım. Annene yalan söylemek istemedim. Her şeyi olduğu gibi anlatmak istedim. Göreceksin, affettireceğim kendimi. Belki şimdi değil ama bir süre sonra o da anlayacak. Affedecek beni. Ne affetmesi ya? Evlisin sen Erkan.
Bunu unutacağını mı sanıyorsun? Ya sadece kağıt üstünde evliyim. Davayı açtım, yakında boşanıyorum. Sakın annemi üzecek bir şey yapma. Zaten benim yüzümden morali bozuk. Bir de sen üstüne tuz biber ekme. Tamam tamam, sen merak etme. Ha. Bir de çağırmadığı sürece odaya girmeye kalkma. Ben burada bekleyeceğim. Sadece bekleyeceğim. Derdin ne senin oğlum? Niye yalan söylüyorsun? Hem de böyle bir yalan. Kamil baba, izin ver anlatayım. Bilmiyorum Aslı bahsettim ama ben yalnız büyüdüm. Çocukluğumdan beri sokaklardayım. Annem sizlere ömür. Babam da sen nerede olduğu belli değil. Arkadaşlarım var da güvenilebilecek insanlar da değil. Şimdi Aslı'yı arkadaşlarına falan tanıyorum. Bir dolandırayım dedin. Haşa. Yok, bu tanımadan önceydi o. Bir halt ettim ama ne yaptıysam o... Bak, bunu daha önce duymuş olsaydım seni buradan ta İzmir il sınırına kadar kovalardım. Kovalardım. Ama şimdi durum değişti. Sen kızımın hayatını kurtardın. O yüzden sana bir can borcum var. Yalnız bu demek değil ki gözüm üzerinde olmayacak. Bundan sonra ayağını denk alacaksın. Eğer bir ters hareketini görürsem, o zaman sen de benim ters tarafımı görürsün. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Kamil baba. Sağ ol. Aslı'cığım gel. Bugün nasılsınız? Ağrınız var mı? Pek değil. Taburcu etmelerini bekliyorum. Sayende çok ilgilendiler, sağ ol. Leman teyze, ben çok özür dilerim. Yani olayların böyle olacağını bilseydim. Senin bir hatan yok kızım. Bütün hata benim oğlumda. O nerede? Dışarıda mı? Bugün hiç görmedim. Ama Erkan Bey koridorda bekliyor. Erkan burada mı hala? Hoş geldiniz efendim. Sağ ol. Valizlerinizi aldırtıyorum hemen. Yok, ben kalmayacağım. Leman Hanım'ı görmeye geldim. Kendisi şu anda otelde değil. Dün küçük bir kaza geçirdi. Henüz hastaneden çıkmadı. Öyle mi? Peki, geçmiş olsun. Sağ olun. Kim geldi diyelim efendim? Ben uğrarım yine. Peki. Sevtap nerede? Gelmedi mi hala? Biraz önce geldi abi. Sevtap. Ne bu? Selam sabah yok. İyi değilim abi. Yani kusura bakma, hiç iyi değilim. Ne oldu kızım? Ay ne olacak? Manyağın birine gönderdin beni. Ne oluyor lan? Dövdü mü, ne yaptı? Ay yok ya, herif sapık çıktı. Önce oturduk böyle hoş beş sohbet, böyle her şey güzel. Sonra bu bir ara tuvalete gitti. Ben bekliyorum tabii. Siz sonra bu bir geldi üstünde. Sevtap, kızdırma adamı. Söyle ne söyleyeceksen Allah Allah. Ne? Vallahi billahi ya. Nazif Bey'e bak sen. Bana bak. Benden başka kimse bunu bilmeyecek. Yakarım çıranı. Ay iyi, tamam. Hadi git hazırlan şimdi. Nasıl oldun, iyi misin? Çok iyiyim. Sabah senin evli olduğunu öğrendim. Akşamına kalmadan oğlumun tefeciye borçlandığını duydum.
Üstüne bir de kaza yaptım. Harikayım yani. Ben de bütün gece buradaydım. Belki bir ihtiyacın olur diye bekledim. Eksik olma. Ah, karına haber verseydin bari. Kadın merak etmiştir. Leman, beni affedinceye kadar buradayım. Hiçbir yere gitmeye niyetim yok. Hatamı düzelteceğim. Her şeyi yeniden başlayacağız. Bir daha seni asla üzmeyeceğim. Ver yavrum. Yok anneanne, içmeyeceğim, sağ ol. Bir şey de yemedin yavrum. E, yedim işte. Kara tavuk bile senden çok yiyor. O hiç olmazsa arada sırada yumurtluyor da bir işe yarıyor. Ya sen? İş yok, güç yok. Bütün gün gez dolaş. O zaman be, sen şu çayını al da bahçeye in, tavuklara yem mi verirsin, ne yaparsın? Hadi canım, hadi. Aman aman, iyi. Gidiyoruz işte. Bineciğim, bir şey mi sıkıldı canım? Yo, başım ağrıyor. İlaç getireyim mi sana? Yok, sağ ol. Geçer şimdi. Peki. Şu kadını arasan bir. Kim? Hani akşam aradı ya bizi. Aman ya anneanne, bırak. Önemli olsa bir daha arardı herhalde. Deniz, Deniz. Ayşe teyze, sen şu numarayı versene. Ben arayayım. Ah. Sen Almanca biliyor musun? Hı, biraz biliyorum. Ah, ne güzel. Dur, al bakalım. Numarayı da bir yere yazdım ama dur bakayım. Aa, buldum galiba Ayşe teyze. Şu mu? Ha, tamam o. Hallo, guten Tag. Ich heiße Sue. Wir haben gestern diese Nummer angerufen und... Deniz. Deniz. Merak etme, konuşalım falan demeyeceğim sana. Anneni birazdan taburcu ediyorlar. İstersen git işlemlerini hallet. Tamam, hallederiz. Söyle Güven. Neredesin mavi göz? Hastanedeyim, ne oldu söyle. Ah iyi vallahi be, sen gez toz, biz çalışalım burada. Hastanedeyim diyorum ya, ne gezmesi? Bak ben çok sıkıldım, her an bırakıp gidebilirim, söyleyeyim. Bana ne? Bırak geyik yapmaya da çalış. Heh, Atakan Paşa da geldi. E Güven, ne söyleyeceksen söyle, hadi kapatıyorum. Ha, öğlen gel diyecektim. Niye? Bir şey söyleyeceğim sana, hem laflarız biraz daha. Yok, gelemem. Ya önemli bir şey söyleyeceğim. Tamam, bakarız, hadi kapatıyorum. Alo! Şu boyayı da düzgün karıştır, her yere damlatmışsın. Emredersiniz paşam. Güven! Ya pardon, yanlışlıkla oldu. Aman be! Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Düşünüyorum, bir taraftan da boyayı karıştırıyorum. Yine ne düşünüyorsun? Komplo teorileri üzerine düşünüyorum. Paranoyaklık yapıyorum. İçimden bir ses işlerin yolunda gitmediğini söylüyor Atakan. Şu Gülcan'a bir ulaşsam öğreneceğim her şeyi de adam gibi. Ja, ja, ich verstehe. Danke, auf Wiedersehen, tschüss. Kimmiş? İş yerinden arkadaşıymış. Mine'nin mi? Dur bir dakika Osman Bey ya. Nur teyze iki hafta önce işten izin almış, bir daha da gitmemiş. Nereye gitmiş peki? Bilmiyorum yani, kadın da o yüzden aramış zaten. Üç gün diye izin almış, bir daha da dönmemiş. Telefonu da kapalıymış. Bu numarayı biliyormuş, aramış. Ey Allah ya. Başına bir iş mi geldi acaba? Yok yok. Yani karakollara, hastanelere falan bakmış. Kayıtlı değilmiş. Kötü bir şey değil yani. Allah bilir nerededir. Nerede akşam, orada sabah. Yok olmaz. Başına mutlaka bir şey geldi. Aman anneanne. Sanki annemi bilmiyorsun ha. Çıkar yakınları yani. Hayır, böyle olmaz gibi. Bir arayıp sorup soruşturalım. Ya tabii. İstersen Kamil amcalara sor. Belki onlar görmüşlerdir. Ya, böyle oturup bekleyecek miyiz? Ne yapalım anneanne? Ne yapalım? İstiyorsan gidelim Almanya'ya, izini sürelim.
Kolay gelsin. Görüşürüz, bay bay. Ben de psikiyatriye geçtim, haberin olsun. Bana ne? Ne bileyim yani, hani bir hocanın ayağını falan kaydıracaksan söyle de ortalıktan çekilelim. Git başımdan ya. Sen? Sakın karışmaya kalkma Deniz. Ha, bile bile devam edeceksin yani, öyle mi? Benim hiçbir şeye devam ettiğim falan yok. Konuşmak istedi, konuştuk. Yine ne yalanlar söyledi sana? Sen kendine bak oğlum. Doktora haber verdin mi? Verdim. Birazdan gelecekmiş. Sizin gelmenize gerek yok, ben hallederim. Ya ben geleyim seninle. Gerek yok ya. Şimdi hepimiz birden girmeyelim. Kötü bir şey olmadı inşallah. Sen içini ferah tut Ayşe teyzeciğim. Kötü bir şey olsa duyardık. Benim anlamadığım, buraya geliyorsa size niye haber vermiyor, öyle değil mi? Orası öyle de ne olur ne olmaz yavrum. Bu işin bir doğrusunu öğrensek de rahatlasak. Travmatik stres bozukluğunun nedenlerini kim söyleyecek? Hasta mutlaka bir travma yaşamış, travmaya karşı gelmiş ya da şahit olmuştur. Olay anındaki tepkisi aşırı korku, dehşet ya da çaresizlik olarak ifade edilebilir. Olay görüntülerini sık sık görebilir ya da bu görüntüler kabus şeklinde de görülebilir. Ayrıca günlük hayatında olayın tekrarlandığını hissedebilir. Başka? Abi nasıl görmedin ya? İstanbul plakalı FM'de mutfak yazıyor üstünde. Görmedim mi? Metin abi. Aslı, sen de mi görmedin? Dükkanın orada kornaya bastı. Ya gördüm desene. Ben bir şey görmedim. Nasıl görmedin ya? Siz de mi görmediniz? Atakan! Ha? Olaya ait içsel ya da dışsal sembollerle karşılaştığında stres seviyesi artar. Aynı zamanda fiziksel reaktivasyon da görülür. Aferin Seda. Geçelim. Dersimi çalıştım da geldim canım. Bundan sonra ortalığı boş bulup ukalalık yapmayacaksın. Hoca aferin dedi ya. Bir de benden mi duymak istiyorsun? Beyazlar karardı bir anda. Hasta ekstasyona girdi. 12.8. Sakin olun. Böyle yaparsanız size yardımcı olamayız ki. Filiz Hanım, rahatlamaya çalışın lütfen. Biraz bekleyin. Böyle devam ederse damar yolu açıp diazen verin. Tamam hocam. Götürün hastayı. Seda hemşire, bir bilgin var mı hasta hakkında? Oğlu aşağıda yatıyor. 2 aydır böbrek bekliyorlar. Bugün donör bunun da haberi geldi. Ölenin ailesi son anda vazgeçmiş. Cenazeyi götürmüşler. Zavallı kadın dayanamadı. Peki neredeymiş oğlum? 312'de yatıyor. Anne? Annem gitti mi? Yukarı
yukarı kadar çıktın. Birazdan gelir. Yeni doktor sen misin? Yok, değilim. Ben posta aileni görünce geldim. Sen de mi kafkaflısın? Fena değil mi? Hadi ya. Neyse, herkes hata yapar. Ne oldu? Ne dediler? 10 gündür Türkiye'deymiş. Aa! Ama bizi aramadı hiç. Dönmüş mü? Burada hala. Allah Allah, nasıl olur ya? Bizi araması lazım. Annemden bahsediyorsak her şey olabilir anneanne. Peki ne yapacağız şimdi? Hiçbir şey yapmayacağız, bekleyeceğiz. Kokusu çıkar illa. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Ya Ares diye isim koyarsan çocuğuna başına her şey gelir. Ahmet koy, Mehmet koy, ayrı. Yesi bağlarımda dolanıyorum. Bir çift selamına güveniyorum. Aman aram. Kolay gelsin. Ah, ödümü koparttın ya. Bitiyor mu? Duvarlar bitmiyor ama ben bittim. Ne söyleyeceksen söyle, ben geri döneceğim. Babanla konuştuk dün. Ne dedi? Senden uzak duracakmışım. Sen ne dedin peki? Şeytan görsün yüzünü zaten dedim. Elimi versem kolumu kaptırıyorum. Ne biçim kız yetiştirmişsin Kamil babacığım dedim. Yok ya. Aslı, bak babanla aram bozuluyorsa hakikaten ben görüşmeyeyim seninle. Aman canım, sen ne bakıyorsun ona? Çocuk muyum ben? Gidip şikayet ederken öyle demiyordun ama. Tamam, tamam, sustum. Sence sevgilisi var mıdır? Kimin? Kimin olacak? Annenin. Ay, ne bileyim ben Su. Kimi arıyorsun? Deniz'i. Alo Deniz. Söyle Mine. Ben hastaneye geliyorum da bir şeye ihtiyacın var mı diye soracaktım. Gelmene gerek yok. Biz çıktık, otele geçiyoruz. Niye haber vermiyorsun Deniz? Sonra arayayım mı seni ben? Araba kullanıyorum şimdi. İyi, tamam. Neyse, başka bir şey yoksa ben gideceğim. Ya gitme ya. Bir yardım et, bu kadar duvar nasıl bitecek? Ben bilmem. Senin bir canın sıkkın ama dur bakalım. Ya aslında Metin abiye kafam takıldı. Ya sürekli arıyorum, telefonu kapalı, ulaşamıyorum. Ya ben de Gülcan'a ulaşamıyorum, açmıyor. Sen niye hala onu arıyorsun ki? Burnuma pis kokular geliyor Aslı. Asıl sen Metin abiyi niye arıyorsun? Direkt gitsen evine, biliyorsun. Yok, gitmem. Zaten geçen gün kovdu bizi. Sorma, uzun hikaye sonra anlatırım. Aman zaten senin kısa hikayen yok ki. Ne sorsak uzun hikaye. Hastanedeki çocuk var. Çok şekerlisi. Aşk meşk durumları yani. Evli olmasın abi bu sefer? Laf mı sokuyorsun sen bana? Yok canım, estağfurullah. Çocuk dedim gerçekten. Çocuk daha 9 yaşında. 9 yaşında mı? Biraz küçük değil mi o? Aman Güven ya. Of, koğuşta gördüm hasta. Fanatik karşı yakalı. Böyle bana 10 saat takımını anlattı. Böyle tek tek futbolcuları saydı falan. Koçuma bak ya. Harbi taraftar yani. Koçum böbrek hastası ama. Hadi be. Güven. Bir şey istesem yapar mısın? Öyle boş istemek yok. Önce bana yardım edeceksin. Tut. Ne yapalım? Biz de böyle canım. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim Halil. Hoş geldiniz Leman Hanım. Bu çiçek size geldi. Kimden gelmiş? Ne demek olmaz? Ya ben kapattım o defteri. Artık iyi bir insanım. Ben senden zaten kötü bir şey istemiyorum ki. Bir kez olsun yeteneklerini iyi bir şey için kullanmak istiyorum o kadar. Sonuçta birisini kandırmamı istiyorsun. Olmaz.
Ben anladım senin bu işi niye yapmadığını. İçinde böyle bir şeyler kıpırdanır diye korkuyorsun değil mi? Sen de birazcık olsun iyi bir insan olduğuna inanırsın diye korkuyorsun. İddialaşmaya çalışıyorsun ama yemezler. Hiç de bile. Ben sadece içimdekileri söylüyorum o kadar. Almayayım ben, pas diyorum, yokum bu elde. Tamam tamam, sana soran da kapat zaten. Ya bunu öyle sağa sola değil, yukarıdan aşağı yapman lazım mavi göz ya. İz kalır böyle. Nasıl yani? Bak, gel. O kadar çok boya almayacaksın bir defa. Şu boyayı şunun içinden çıkar da böyle çektir. Çektir, fazlasını akıt. Tut bak, göster. Şimdi onu böyle kovaya tutuyorsun. Çıkartırken sıyıracaksın bunu, tamam mı? Hani sen anlamıyordun bu işlerden. İki dakikada profesör oldum bakıyorum. Meslek icabı öğrenmek lazım. Bir yerde işimize yarar belki. Evet ya. Yani eskiden olsa işime yarardı da artık şimdi bu işleri bıraktım ben sonuçta. Hiç boşuna kıvırma. Anladım ben seni. İki dakika önce böyle demiyordun. Kıvırmıyorum ya. Tarihin karanlık sayfalarına gömüldü artık o dolandırıcılık. Eminim öyledir. Ya vallahi bundan sonra inşaatlarda, pastanelerde alırım rulomu sabahtan akşama kadar 3 kuruş paraya. Ah! Ay sen nasıl bir yüzsüz adamsın ya ha? Ya gelip bizle kalmak istiyorsun bizim yanımızda, bir de yaptığın işi beğenmiyorsun. İşim beğenmiyor değilim, bu benim alanım değil. Aman tamam bırak, sen hiç değişmeyeceksin, belli oldu sen böylesin. Ya daha ne değişmeyeceğim, baksana her tarafım toprak, kirpas, boya içinde yatıyorum ya. Bir kere sen gerçekten bizim yanımızda kalmak isteseydin konuşmaz işini yapardın. İşimi zaten yapıyorum ama. Tamam. Çektir onu, az sür. Çektirmeyeceğim. Az sür. Ya yan yan yapma şunu, yukarıdan aşağı yapman lazım. Bilerek yaptın değil mi? Aa ne alakası var ya? Dur ben onu sileyim. Gel gel. Gel. Görürsün sen. İntikam! Keşke otele gitseydin sen de. Boş ver ya. Akşam uğrarım belki. Denize mi bozuldun? Sus, sana bir şey soracağım. Biz denize nasıl gözüküyoruz? Yani dışarıdan yan yana. Bilmem. İyi, niye sordun? Bakalım şimdi ne yapacaksın? Bak sen oldun, sakın birisini köşeye sıkıştırma. Neden şu? Çünkü çaresizliğin altı kuralı işler. Saldırı! Ya sakın yapma! Gel, sen bana çok... Aa, ne yapıyor bunlar ya? Yapma! Gel, gel. Nasıl yapma, yapma ya? Beni boya içinde bıraktın sen ya. Gel, bu evi gelsin. Ne yapıyorsunuz? O başlattı. Atma be, atma. Ya bunlar çıkardın mı şu an? Tiner resim çıkar belki. Dur. Ay, bir şey sürme yüzüme. Al kendin yap. İyi tamam. Hayırlı işler. Ne? Yani gidici değilsin sen galiba, buradasın ha? İnşallah şu yerleri temizlemezsem Atakan gelmeden gidici değilim. Hı, senin de tek derdin oydu değil mi? Nasıl yani? Hani bizim için kalıyorsun ya, başka da hiçbir niyetin yok yani. Tabii. Durdu karakola gidelim diye. Hayır, ben annemi biliyorum ama... Deniz? Ha. Sen beni dinliyor musun? Evet. Ha. Neyse, kadını biri aramış, annemi sormuş. Su da geri aradı işte sabah. İzin almış, 2 haftadır yokmuş. Sonra? Yani anlayacağın, Türkiye'de. Girmiş ama çıkmamış. Anlamadım ya. Eskiden olsa arar sorardı. Hiç olmazsa uğrardı. Kim? Sen istersen otele dön ya. Anneni bekletme. Evet haklısın. Neyse seni bırakayım oradan geçerim hadi. Gerek yok sağ ol. Ben yürüyorum. Takıldığın bir şey olursa sor. Sen nereden çıktın be? Beslenme çantanı unutmuşsun, onu getirdim. Ne?
Şu fanatik delikanlıyı göster bakayım bana. Yemeyeceğim ben, siz yiyin. Olmaz öyle şey. Yemeyeceğim dedim. Yeme. Ama şu kadını ara o zaman. Belki annenden bir haber almıştır. Anneanne, aramayacağım. Yeter. Nerede sürtüyorsa orada kalsın. Mine, ne oluyor sana? Anneanne, bağırma bana, tamam mı? Sus. Yeter artık ama ya. Ne oluyor ya? Ne bağırışıyorsunuz bu saatte? Yok bir şey. Annesine kızmış, hırsını benden alıyor. Gel biz yemeğimizi yiyelim. Ver tabağını. Gelir birazdan. İçimde bir şey var bu akşam. Beyazlar karardı bir anda. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Daha iyiyim, sağ olun. Ne haber Okan'cığım? Kötü. Ne oldu? Karşıyaka'nın maçı var ya, ona üzülüyor. Hmm. E televizyondan seyredersin sen de. İkincilik maçlarını vermiyorlar ki. Maça gidemiyorsun, televizyondan da seyredemiyorsun. Bakalım ne yapabilir senin için. Kim? Tanımadın mı? Hayır. Merhaba, ben Necati Karşıyaka'nın yeni sol bekiyim. Nasıl ya? İşte yani yeni oldum. Transfer oldum. Transfer sezonu bitti ki. Ara transfer. Hadi ya, süper. Nerede oynadın daha önce? Mersin İdman Yurdu. Kimdi onların hocası ya? Kamil Hoca. Kamil Zeybek bizim hoca. Yeni geldim İzmir'e ben. Kulübe gittim, prensip imzasını attım, direkt buraya geldim. Aslı benim arkadaşım bana dedi ki harbi bir Karşıyakalı var, görmen lazım. Dedim bir gideyim göreyim şu çocuğu. Ciddi mi? Tabii canım, kulüpte herkes senden bahsediyor. Bir senden bir de Fuat Eraslan'dan. Hadi canım. Tabii canım, aynı Fuat gibi delikanlı bir çocuk diyorlar. Necati abi, sana sarılabilir mi? Ne demek, tabii ki. Bu hafta maça çıkacak mısın? Yok ya, tribünde olacağım ben bu hafta da. Resmi sözleşme imzalayana kadar yeşil sahalara dönemiyorum. Aa, ben sana çok güzel bir hediye getirdim. Bak, imzalı top. Formamı da imzalar mısın? Ya ben sana yeni forma getirdim, biliyor musun? Bakayım şöyle. Aa, tam üstüne göre oldu ha. Var ya, kızlar hasta olacak sana. Kızları sevmiyorum. Bu konuyu 2 sene sonra bir daha konuşalım Okan'cığım. Keşke fotoğraf makinem de olsaydı. Ya Necati abin onu da düşündü, biliyor musun? Bunu da düşündü Necati abin, bak. Necati abi, seni kim gönderdi? Melekler gönderdi Okan'cığım, melekler. Ablacığım bizi çeker misin ya? Şöyle, hep beraber domates diyoruz. Domates! Bak, kendini salmak yok. Daha seni maça götüreceğim Okan'cığım, tamam mı? Hadi. Hadi, hadi. O kadar da kötü olmuyormuş değil mi? Ne? İyi olmak. Yok canım, daha neler. Hadi be. Şu yüzünü görsen öyle demez. Ne alakası var ya? Allah Allah, ben çocuğun muhabbeti güzel diye şey yaptım. Ayrıca 2 yüzümüz güldü diye hemen Allah Allah, bak en olmadık zamanda bir katakulli çeviririm. Donar kalırsın. Yok ya. Ne gibi mesela? Yani katakulli derken. Aman Aslı, lütfen ya. Küçük çocuğu dolandıracak halimiz yok herhalde. Ha, öyle bir düşüncen varsa bileyim. Aa, lütfen ya.
zaman gelsin. Aa, Mavi Göz sen gelir miydin buraya sabah sabah? Okan'ın annesi fotoğrafları bastırmış. İmzalar mısın diye soruyor. Hemen. Vay be, şu yakışıklılığa bak. Çok tatlı çıkmış değil mi? Hem sempatik hem yakışıklı. Ama gözlerim kısık mı çıkmış benim? Ben Okan'ı diyorum. Ha. O da çok güzel ya. Sen şunun hepsini versene bana bir bakayım. Hepsini ne yapacaksın? Al bir tanesini imzala işte. Ya seçeceğim içlerinden belki bir tane. Aha, tabii. Pazartesi görüşebiliriz. Tamam yazıyorum. Hı hı. 16:30 Tamam. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Efendim. Anneciğim. Anneanne gelsene. Ben de seninle konuşacaktım. Kolay gelsin. Eyvallah. Rıza? Kamil? Sen ne zaman çıktın içeriden ya? Hiç haberim yoktu. Kardeşim benim. Bir iki ay oldu çıkalı. Buyur, buyur geç otur. Vay kardeşim vay. Sağ olasın Kamil kardeş. Karaburun'dayım ben de. Buralara yolum düştü gidip bir bulayım dedim. İyi etmişsin. Nasıl buldun burayı? Sorma, biraz meşakkatli oldu. Sığacı'ya gittim önce. Dedim ki bilse bilse kahveci bilir Kamil kardeşimin yerini. O da tarif etti, atladım geldim. Hoş geldin, safalar getirdin. Hoş bulduk. Efendim yine? Alo Deniz, ben limana gidiyorum. Gelir misin be? Ne oldu? Gel, anlatacağım işte. Acil mi? İşim var da biraz. Evet Deniz'ciğim, acil. Tamam, biraz sonra geliyorum. Nasıl? Beğendin mi buraları? Nefis valla. İyi yere kapak atmışsın Kamil. Yalnız mı kalıyorsun burada? Hı hı. Yalnız haftada iki gün köylüler gelip gidiyor. Sessiz sakin diyorsun yani. Hı hı. Hani kervan bile geçmez derler ya. Aynen öyle. Ama iyi oluyor. Kafamı dinliyorum burada. Arada bir Seferihisar'a iniyorum. Sen neler yapıyorsun? Ne yapayım ki? Balıkçılığa devam. Artık kapattım eski defterleri. Hayrola? Bana müsaade. Ufak ufak kaçayım ben. Ya olmadı ama o kadar yoldan gelmişsin. Kalsaydın biraz daha. Hem çayını da içmedin. Eyvallah Kamil kardeş. Daha İzmir'e ineceğim. Sonra içerim çayını. Hadi. Selametle. Bilir miyim? Dinliyorum. Sabah eski dershanemi aradım. Nişantaşı'nda yeni şube açıyorlarmış. Benle görüşmek istiyorlar. Dönüyorsun yani. Döneyim mi? Yani yalnız mı olacaksın beni? Ne söylememi istiyorsun Mine? Madem gitmek istiyorsun yapacak bir şey yok. Seni zorla tutamam burada. Deniz bak burada kalmanın hiçbir anlamı yok. Elinden hiçbir şey gelmiyor, görmüyor musun? Dönelim, bir şey olursa geliriz geri. Anlamıyorsun beni değil mi? Ben hiçbir yere kıpırdayamam. Sen istiyorsan git. Ben belki bir ara gelirim.
Konuşmayacak mıyız? Oturacak mıyız böyle? Leman Hanım. Buyurun. Nazif Terli. Memnun oldum Nazif Bey. Buyurun. Böyle bir durumda rahatsız etmek istemezdim sizi. Kusura bakmayın, geçmiş olsun. Sağ olun. Nasıl yardımcı olabilirim? Deniz Akça, oğlunuz değil mi? Evet. Elimde imzalı senedi var. Oğlunuzun bana borcu var. 500 bin lira. Dediğim gibi sizi böyle bir durumda rahatsız etmek istemezdim ama benim de yürütmek zorunda olduğum bir işim var. Oğlunuzun borcunu bir hafta içinde ödemenizi rica ediyorum. Yoksa çok üzülerek otelinizi elinizden almak zorunda kalacağım. Leman, Leman kendine gel. Leman. Leman kendine gel. Anne. Ne oldu? Deniz, ne yaptın sen Deniz ya? Sen beni öldürmek mi istiyorsun oğlum? Nazif diye birisi geldi. Elinde 500 bin liralık bir senet. Ödemezseniz oteli alacağım dedi. Tamam hayatım, tamam hadi. Sakin ol. Ha? Halledeceğiz. Halledeceğiz hayatım. Aradığınız kişiye şu an ulaşamıyorum. Küfür, nereden çıktın sen? Okan'ı görürüz diye geldim ama sen eve mi gidiyorsun? Ha, yok, Metin abi gideceğim. İyi tamam, ben de geleyim seninle. Sen dükkandan kaçıyorsun değil mi? Ya ne alakası var ya? İyi, yürü. İçeride mi o herif? İçeride ama giremezsin, bir saniye. Ver lan senedi. Ne oluyor lan? Hemen çıkarıyorsun, hemen. Delikanlı, benim mekanıma böyle elini sallaya sallaya giremezsin. Başlar mı mekanını? Ver o senedi. Bacak kadar boyunla kime posta koyuyorsun lan sen? Sana koyuyorum lan, sana koyuyorum, var mı? Alın lan şunu başımdan. Lan, bırakın lan beni, bırakın lan beni. Nazif, vereceksin lan o senedi. Vereceksin, anladın mı beni? Vereceksin lan. Hala mı konuşuyorsun lan sen, ha? Bir daha bağırsana serseri. Bir daha bağırsana, ha? Bağırsana yine. Bağırsana yine. Kimim lan ben, ha? Kimim ben, serseri? Ulan seni öldürürüm, cesedini bulamazlar. Hadi götürün şunu. Götürün dersini verin. Metin abi. Metin abi. Metin abi. Metin abi. Evde yok galiba. Metin abi. Gülcan arıyor. Bırak şimdi Gülcan'ı, kapat sonra ararsın. Ya 100 kere aradım, ilk defa dönüyor, açmam lazım. Alo kızım, neredesin sen ya? Güven, yemin ederim benim bir suçum yok. Nazif zorladı. Nazif neye zorladı? Senedi almak için zorladı. Yoksa ben niye karışayım bu işe? Onun suçu, hepsi onun suçu. Ya. Ne oldu yine? Biliyordum ya, vallahi biliyordum. Ne? Deniz imzalı senet var ya. Hı. O şimdi Nazif'in elinde. Nasıl ya? Ya benim bir an önce Deniz'e ulaşmam lazım.
Oğlum hadi be. Ah. Açmıyor. Ya Deniz sonra ararsın. Gel şimdi gidip kapıyı çalalım. Belki uyuyordur. Ya Allah'ım ya. Benim aklıma geldi. Aklıma geldi. Oteli ele geçirecek. Kim? Nazif mi? Nazif ya. Aslı gel gidelim Metin abiye sonradan bakarız. Benim bir an önce Deniz'le konuşmam lazım. Güven. İçeride. İçeride. Koş koş. Metin abi kapıyı aç. Metin abi. Ya Güven kır kapıyı aç. Bir şey yap hadi. Toka var mı? Toka ver toka. Ne tokası ya? Ya sen ben sorma. Dur. Ne olur mu? Ver ver o kadar. Mineciğim, ne yapıyorsun? Gidiyorum. Hani Deniz'le konuşacaktın yavrum? Deniz beni görmüyor anneanne. Deniz beni duymuyor. Olsam da olmasam da bir şey fark etmiyor ki onun için. Ama yavrum. Görebildin mi bir şeyler? Ya yok, böyle koridorda bir karaltı var ama doğru dürüst gözükmüyor bile. Açamadın mı sen hala? Ne bileyim. Kızım bir dur, bu saatte nereye gidiyorsun? Sabahleyin dedenle birlikte bırakırız biz seni otogara. Dur. Ne oluyor ya? Mine, Allah aşkına bir dur konuşalım. Anneanne konuşacak bir şey yok. Ben gidiyorum. Yalvarırım Mine. Dur be kızım. Çok